ve dedikten sonra size önce ne olacak diye, ne olacak diye hatırlatayım bir ne olacak diye bir tabelamız var. Bu tabelayı YouTube'da ve Twitter'da kullanabilirsiniz. Ne olacak şimdi? Özür dilerim. Ne olacak şimdi? Neden ne olacak şimdi mi? Listelerden dolayı. Ha, neden ne olacak diye. Ha, Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaş o dil bilgisine uygun değil. Ne olacak şimdi diye. Konuşma dili. Ve burada hani karşılıklı konuşma vardır ya ne olacak şimdi de yazılabilirdi ama böyle bir şey düşündüm ben. Ne olacak şimdi ya? Sokakta konuşurken böyle konuşuyoruz. Evet seçimin kaderini gerçekten evet seçimin kaderini belki de Z kuşağı belirleyecek. Belki de o yüzden yazdık. Bilmiyorum bilinçaltım onu e, gerektirdi. Şimdi acaba Erdoğan'ın bilinçaltında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilinçaltında en korktuğu isim, en çekindiği isim kimdir diye bir soru sorsan size. Erdoğan'ın yani korkulu rüyası. Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? Mansur Yavaş mı? Ya da bu kişi mi? Hayatı boyunca ben, 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 ben diyenden kurtulacağız. Biz demeye geliyoruz. Biz birlikte yönetmeye geliyoruz. Onun için altılı masa kıymetli. Onun için millet ittifakı vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Bu dönem başka bir dönem. Bu seçim başka bir seçim. Amasız, fakatsız onun sapı bunun çöpü demeden değerli dostlarım, kıymetli vatandaşlarımız bu süreçte bölünmeyeceğiz. Biz bu zaman diliminde birleşeceğiz birliğin gücünü göstereceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte. Efendim bir çivi bile çakmamış. Ya bu insanın Allah gönül gözünü köreylemesin. Yani eğer öyle olunca hiçbir şey görmüyor bunlar. Ve gelen şurada bazı mesajlar var. Sizlerle paylaşayım. Daha doğrusu bilgilendirmeler var. Şimdi bir kere Erdoğan'ın en çok çekindiği birinci sırada Ekrem İmamoğlu geliyor. İkinci sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geliyor. Onu size söyleyeyim. Mansur Yavaş bugün 22.30'da Ankara'dan canlı yayın konuğu Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in konuğu canlı yayınla ekrana girecek. Bizden hemen sonra ana haberin hemen sonra da 20.45'te Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi çok merak ettiğiniz e, lider de bizim kanalda olacak. Alişer e, Delek, e, Can Coşkun ve e, Serap Belovacıklı ve Oğuz Demirle birlikte karşılıklı sohbet edecekler. Meraklarınızı giderecekler. Bakın Mansur Yavaş nasıl bir karaktere sahip? Seçim propaganda gecelerine başlayacağımız için diyor Mansur Bey. Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. Bravo. Helal olsun size. Gerçekten helal olsun. Çünkü vatandaşın parası önemli. Çünkü sizlerin parasını bizler veriyoruz. O yüzden de bu paraya sahip çıkmanız gerekiyor. Bizim için önemli, bu açıklama da çok önemliydi. En azından insanların karakterleri nasıl, bizi yönetecek insanlar nasıl bir karaktere, yönetim karakterine sahip, buradan siz esinlenebilirsiniz. İç Anadolu'da Mansur Yavaş'ı göreceğiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, belki de ne bileyim Meral Akşener'in yanında. Bu da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.